Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayraktar TB2'lerin pervanelerinin Almanya'dan alındığını ancak son dönemde ülkenin bu ürünleri vermemeye başladığını söyleyerek pervanenin yerli olarak üretilerek kullanılmaya başlandığını açıkladı. Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Yerli üretim SİHA ve İHA'ları tüm dünyada büyük ses getirirken bununla beraber ülkelerin uyguladığı ambargolar da hız kazandı. SİHA ve İHA'lara karşı son örtülü ambargo ise Almanya'dan geldi. Bakan Varank, TB2'ler için Almanya'dan alınan pervanelerin verilmediğini, sonrasında ise yerlisinin üretildiğini açıkladı. Konuyla ilgili Varank, Bayraktar İHA'ların pervanesi Almanya'dan geliyordu. Bir süre sonra Almanya bunları vermemeye başladı. Baykar da kendi pervanesini geliştirdi. Bunun üzerine Almanya, biz size bunları satabiliriz, hatta indirim bile yaparız teklifinde bulundu, dedi. Özellikle Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşında dikkatleri üzerine çeken Türk İHA'ları, Almanya, İngiltere, Ukrayna, Sırbistan gibi ülkeler tarafından yakın takibe alındı. Jungevelt, her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail bunları tedarik etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve Tayyip Anka ve Bayraktar İHA'ları uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye bugün ambargo koyanlara minnettar, diye yazdı. Gazete, Türk ve İsrail İHA'larının Dağlık Karabağ Savaşı'nda belirleyici rol oynadığına değinerek, burada sadece bir savaş için silah üretme ve teslim etme yeteneği değil, aynı zamanda askeri açıdan umut verici bir şekilde kullanma yeteneği de görüldü. Bu da Ankara'ya bölgesel ortamda belirleyici ve gerçek güç artışı sağladı, yorumunu yaptı. Bu gelişmeler olurken Nets Politik isimli yayın organı da ilginç bir iddia öne sürdü. Türkiye'nin ürettiği SİHA ve İHA'ları çok geniş şekilde işleyen haber portalı, 1972'den itibaren Almanya'da roket gibi fırlatılan İHA'lar, CL-89'lar vardı. Bu birinci nesil insansız hava araçları Türkiye'ye ihraç edildi ve 1994'te Türk personel eğitildi. Çok sayıda kaza nedeniyle bu sistem devre dışı bırakıldı. Ancak Türkiye'nin SİHA ve İHA keşif programının da temelini oluşturdu, diye yazdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank devamında Milli Uzay Programı'na ilişkin şu açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ekonomileri arasına sokmak, katma değerli üretimle kalkındırmak ve gelecekte çocuklarımıza tam bağımsız bir ülke bırakmak istiyorsak mutlaka uzay alanında çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz, ifadesini kullanan Varank, bunun bir tercih değil, zorunluluk olduğunu söyledi. Varank, uzay alanında geliştirilen kabiliyetlerin katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi sağlayacağını belirterek, milli güvenliğin de uzayla ilişkili olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin uzay alanında önemli çalışmalar yaptığına işaret eden Varank, ülkenin bu alandaki kabiliyetlerini daha da yukarı çıkarabilmek için Türkiye Uzay Ajansı TUA ve ülkedeki tüm paydaşlarla gelecek 10 yıllık yol haritasını hazırladıklarını anlattı. Varank, yol haritasında 10 tane önemli başlık bulunduğunu kaydederek, bunlar Türkiye'yi uzay yarışında öne çıkaracak, şimdiye kadar yaptığı altyapı yatırımlarını ekonomik değere dönüştürecek ve bu manada da ülkemizi refah seviyesi yüksek bir ülke haline getirecek, diye konuştu. Hedefler arasındaki Ay misyonuna değinen Varank, 2023'te Ay'la ilk temasın gerçekleştirilmesini, 2028'de Ay'a yumuşak iniş yaparak bir uzay aracını Ay yüzeyine indirmeyi, burada bilimsel çalışma yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Varank, Türkiye'de 2,5 tonluk bir aracı dünya yörüngesine çıkaracak bir fırlatma teknolojisi bulunmadığını belirterek, 2023'te öncelikle uluslararası işbirliğiyle uzay aracını dünya yörüngesine çıkaracağız. Uzay aracımız hızını aldıktan sonra kendi milli hibrit motorumuzla Ay'a ulaşmayı başaracak, ifadesini kullandı. Böylelikle şimdiye kadar geliştirilen kabiliyetlerin test edileceğini dile getiren Varank, Delta 5'te geliştirilen motor teknolojisinin testlerinin devam ettiğini, yazın yeni bir ateşleme ile 100 kilometre denilen uzay sınırının ötesine geçmeye çalışılacağını kaydetti. Varank, uzaydan bir ekonomi elde etmek istediklerinin altını çizerek, TÜBİTAK uzayın geliştirdiği yerli ve milli ekipmanların da ticarileşebilmesi için uzay ortamında test edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzay alanındaki mevcut çalışmalarını anlatan Varank,
Türkiye'de geliştirilen itki motoru, yıldız izler gibi ürünlerin dünyada sadece birkaç ülkenin yapabildiği teknolojiler olduğunu bildirdi. Uzaya bilimsel çalışmalar yapmak üzere gidecek Türk vatandaşının gençlere de rol model olacağına işaret eden Varank şunları kaydetti. Bizim göndereceğimiz vatandaşımız böyle bir misyona da sahip olacak. Öncelikle bilimsel çalışmaya karar vermemiz lazım. Çalışmanın niteliğine göre bilim insanının hangi alandan seçileceğine karar verilecek. Bunu 2023'e yetiştirmek istiyoruz. Önümüzdeki 4-5 ay içinde uzaya göndereceğimiz vatandaşımızı seçmemiz gerekiyor. Bilimsel çalışmaya karar verdikten sonra hedefimiz 2 ya da 3 insanımıza bu eğitimleri aldırmak. Oldukça zorlu eğitimleri almasını sağlayacağız. Rusya, ABD bu eğitimleri veriyor. Oldukça yoğun eğitimlerden bahsediyoruz. Fizyolojik, psikolojik özellikleri karşılamaları gerekiyor. Uzay aracıyla ilgili temel eğitimleri almaları gerekiyor. Bunları da dikkate alarak adaylarımızı seçeceğiz, eğitimlere yollayacağız. 2 senelik eğitimden sonra da bir vatandaşımızı uzaya göndereceğiz. Bilimsel misyonu yerine getirebilecek uygun kişiyi seçeceğiz. Varank, Türkiye'de astronomi alanında önemli altyapılar olduğuna değinerek, ülkenin yerden gözlem konusunda kabiliyetlere sahip olduğunu ama bunların ilerletilmesi, gezegenlerin ve yıldızların yanı sıra uyduların da izlenmesi ve kayıt altına alınması gerektiğini belirtti. Faydalı yükleri uzaya çıkarabilmek için bir uzay limanı işletmesinin önemine değinen Varank şöyle devam etti. Türkiye, coğrafi konum olarak ağır yükleri uzaya çıkarmakta ticari olarak rekabetçi bir konumda değil. Dolayısıyla uzay limanı işletmesindeki muradımız iki hedef aslında. Biri, 100 kiloya kadar uyduları kendi ülkemizden kendi roketlerimizle uzaya çıkarabilecek bir fırlatma üssü kurmak. İkinci hedefimiz de uluslararası işbirliğiyle coğrafi konum olarak daha avantajlı bölgede uluslararası işbirliği yaparak bir uzay limanı işletmesi kurmak. Şu anda Türkiye'deki en uygun yerle ilgili tespitler yapılmış durumda. Ekvator'a yakın bir ülkeyle ortak uzay limanı işletmesi kurmayla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Hedefimiz 10 yıl içinde bunu başarabilmek. Varank, uzay teknoloji geliştirme bölgesi hakkında da konuşarak bu alanda ekosistem oluşturmayı önemsediklerini, burada teknoloji geliştirmek isteyen şirketleri bir arada toplayacaklarını ve Türkiye Uzay Ajansı'nın yönetim merkezinin bu bölgede yer alacağını bildirdi. Uluslararası haber kanallarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda yer alan Türkiye Uzay Ajansı'nın bütçesinin 5.4 milyon dolar olduğu iddialarını yalanlayan Varank şu ifadeleri kullandı. Türkiye Uzay Ajansı TUA, Türkiye'deki uzay faaliyetlerini koordine etmek üzere kurulmuş bir çatı kuruluş. Elbette önümüzdeki dönemde uzay projelerini destekleyecek. Burada bahsedilen bütçe sadece TUA'nın personel giderleri gibi kendi işleri için kullanacağı bütçesi. Türkiye'de uzay çalışmalarına zaten bütçeler ayrılıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE 70 milyon doların üzerinde bir proje. TürkSat 6A kendi haberleşme uydumuz 200 milyon doların üzerinde bir proje. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ARGE bütçesinin %20'si de TUA'ya aktarılıyor. Zaten Türkiye'de uzay çalışmaları yapan şirketlerin de kendi bütçeleri var. TUSAŞ çok önemli rakamları uzay faaliyetlerine ayırıyor. Roketsan kendi çalışmalarını yapıyor. Türkiye bütün bu faaliyetleri 5.4 milyon dolarla yapacak demek doğru değil.